Kur'an'ı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Yusuf suresi çıktı. Yusuf'a ne iftira atmıştı kadınlar? Zina iftirası atmışlar. Zina iftirası. Bu kadınlar ne yaptılar? Zina iftirası atıyorlar. Maşallah. Bak. Yusuf suresi. Maşallah. Gözünüzün önünde açtın değil mi? Evet. Yani arasında kağıt falan bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Yok hayır. Özellikle hatta o, şu ipi de çıkarttım ki öyle bir imaj olmasın diye direkt açtım. Maşallah. Diyor ki Cenab-ı Allah'a, şeytandan Allah'a sığınırım. Yusuf dedi ki, Rabbim, şeytandan Allah'a sığınırım, zindan yani hapishane, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Yani beni diyor, gayrimeşru ilişkiye çağırdılar diyor. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, bu kurdukları tuzağı benden uzaklaştırmazsan, onlara eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum diyor. Beni hapse koyuyor Cenab-ı Allah. Yani bunlar benden uğraşacak, oyun oynayacaklar diyor. Ben bunu istiyorum diyor. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Maşallah. Çünkü o işitendir, bilendir. Şu anda da konuşmamızı işitiyor. Evet. Şu anda da bilendir. İnşallah. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin, masumluğuna ilişkin delilleri görmelerinin ardından, yani açık çünkü ispat etmiş suçsuz olduğunu, ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar hapse atmak görüşü ağır bastı. Maşallah. O zamanın devleti karar veriyor. Ya bunu hapse atacağız diyor. Kesin. Evet suçsuz diyor ama atacağız diyorlar. Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Gençleri de beraber alıyorlar. Biri ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm dedi. Öbürü ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi dedi. Bunu yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz. Çünkü biz çok güzel ahlaklı Yusuf. Kuzu gibi. Dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size yemeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Yani olağanüstü bir insan. Maşallah peygamber olduğu için. Bu bana, bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen ve ahireti tanımayanların da ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Darwinist materyalist değilim diyor. Evet. Maşallah. Değil mi? Komünist değilim, faşist değilim. Mason değilim, evet. Allahsız kitapsız değilim, Allah'a hamdolsun diyor. İnşallah. Onların dinini, onların baskısını, onların oyunlarını terk ettim. Ben Müslümanım diyor, elhamdülillah. Maşallah. Atalarım İbrahim, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamamız bizim için, bakın Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Yani eğer biz onlar gibi ahlaksız olsak zaten bir şey demeyecekler bize. Tabii. Yani Darwinizm evet vardır, Darwin doğru söylesek, haşa Allah yoktur desek, ya ne kadar çapkınmış, ne kadar güzel şey yapmış da bize olsa bile fazlen böyle, ne yaman insanmış falan, değil mi? Evet. Çünkü kendi sosyetede olan olayları biliyorsunuz. Evet. Kepazelikleri biliyorsunuz. Uyuşturucunun ne kadar yaygın olduğunu, liselerde, üniversitelerde, orada buradaki gayrimeşru ilişkilerin hepsini biliyorsunuz. O sana çıkıyor. Evet. Ya diyor ne kadar çapkın diyor. Evet. Yine eş değiştirdi diyor. Yeni birini daha buldu diyor. İftiharla anlatıyor. Her türlü ahlaksızlık sevinçle anlatılıyor bir kısım basında. Bir kısım yani. Evet. Bak diyor ki ben de Hazreti Yusuf ben bunlara uymadım. Olacak şey değil diyor. Yapmayacağım diyor. Bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanıdır diyor bu diyor. İman. Ancak insanların çoğu şükretmezler diyor. Yusuf. Ey zindan arkadaşlarım diyor. Birbirinden ayrı bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır? Yani çünkü küçük küçük atomları tabii adamlar Rab'e ilah ediyor. Diyor ki atom yaptı diyor. Evet. Atom görmeyi sağladı. Tabii. Atom duymayı sağladı. Onlar ilah edilmiş atomu. Bak diyor ki bir sürü diyor Rabler mi daha hayırlıdır? Birçok. Yoksa kahhar, kahredici olan tek bir Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ne kemiklerde ne fosillerde evet. Ne protein yapısında hiçbir şekilde bir delil yok. İndirmediği. Sizin ve atalarınızın İbn-i Miskebehlerin, Sümerlerin evet. Değil mi? Eski Mısır'ın, Firavun'un evet. Efendim değil mi? Eski Yunanlar. Eski Yunanların atalarınızın
ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Hükmullah. Maşallah. Allah hüküm verenlerin en güzelidir. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Asla boyun eğmeyiz. İnşallah. Yedi sülaleleri yaz. Evet Allah, inşallah. İsterse müebbet, isterse assınlar. Asla dönmeyiz. Maşallah. Biz böyle iftiralarla, şunlarla, bunlarla, oyunla, yani isterse foto montajı yapsın, oyun yapsın, yani hiç vız gelir tırıs gider. Yani maşallah. Boşa uğraşıyorlar. Maşallah. Habertürk'teki mağlubiyetin acısını çıkartmaya çalışıyorlar. Evet. Kardeşim böyle olur mu? Çık bilimden karşımıza çık. Fenden evet. Çık. Evet. İftiralarına ne çıkıyoruz? Yenemedi göresi iftira atalım. Binler binler, yüze yüzler gelin. İftiracılarınızı toplayın. Dost doğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler diyor Cenab-ı Allah.